Merhabalar efendim. Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi YouTube sayfasına hoş geldiniz. Ben Yunus Biçer. Eğitimimizin bu kısmında törenlerde protokol kuralları, törenlerde uygulamamız gereken protokol kurallarını işlemeye çalışacağız. Sizlerin de bildiği üzere kamu hizmetini yürütürken birçok tören, organizasyon düzenliyoruz. Devlet kademesinde devlet törenleri, adli törenler, akademik törenler gibi birçok tören çeşidi bulunmaktadır. Bu törenler uygulanırken yapılan en büyük sıkıntılardan birisi, hatalardan birisi konuşma sırası ve oturma düzenidir. Törenlerde uygulamamız gereken, en fazla dikkat etmemiz gereken iki husus budur. Toplantılarda ve törenlerde konuşma sırası astan üste doğru yapılır. Açılış konuşmasını ev sahibi yaptıktan sonra ast konuşmacıdan başlayarak en son en üst konuşmacı konuşur veya varsa onur konuğu en son olarak konuşur. Bu konuşma düzeninin herhangi bir şekilde karışması, aksaması veya herhangi birinin olması gerekenden önce veya sonra konuşması durumunda ciddi sıkıntılar yaşayabilmekteyiz. Bu yüzden konuşma sırasına azami dikkati göstermemiz gerekiyor efendim. Törenlerde, toplantılarda ast üst birlikte yürürken, bir yere giderken, toplantı salonuna girerken, tören alanından ayrılırken üst daima sağda yer alır, ast daima üstünün solunda yer alır. Otururken, konuşurken, yemek yerken bütün üstümüzle olan bütün münasebetlerimizde, hareket halindeki yürüyüşlerimizde üst daima sağda yer alır. Resmi törenlerde üst daima merkezde olur, ortada olur, ortada konumlanır. Ondan sonra yapılacak sıralamalar hiyerarşik olarak önce üstün sağına, sonra soluna, sonra tekrar sağ ve sol olarak ilerler. Üst daima merkezdedir. Kurumsal törenlerde ev sahibi daima üst veya onur konuğunun sağında yer alır. Ondan sonra katılımcı profiline göre onur konuğunun sağından, solundan, sağına ve soluna konumlandırılarak oturulur. Bir diğer önemli husus ise misafir daima sağda yer alır. Yabancı misafirlerimiz konumları ne olursa olsun ev sahibi mevkidaşlarının daima önünde yer alır. Kurumumuza gelen yabancı ziyaretçilerde uygulamamız gereken protokol düzeni, iki tarafın protokol katılımcı listeleri sıralanır. İki liste ziyaretçi, yani yabancı yurt dışından gelen misafirlerimiz önde olacak şekilde iki liste birleştirilir. Yani karşı tarafın bakanı bizim bakanımızdan önce gelir. Onların genel müdürü bizim genel müdürümüzden önce gelir, önce konuşur, önce oturur, sağda durur. Listemizi bu şekilde tamamlarız. Özellikle yabancı ziyaretçilerimiz olduğunda veya yurt dışına ziyarete gittiğimizde ülkemizi temsil ettiğimiz için hal ve hareketlerimize, davranışlarımıza, protokol kurallarına ekstra ihtimam göstermemiz gerekiyor. Kameralar karşısında oldukları için devlet adamları bu konularda çok daha hassas olmaktadırlar. Ancak kameralara yansıyan olmaması gereken görüntüler de meydana gelebilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Sırbistan Devlet Başkanı'nın vermiş olduğu bu toplantı fotoğrafı. İki eşit devlet başkanı eşit masada, eşit toplantı masasında karşılıklı olarak oturmaları gerekirken burada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kendi masasında, Sırbistan Devlet Başkanı ise ziyaretçi konuk masasında ve karşısında hiç hoş olmayan bir görüntüyle oturmuş, bu şekilde bir fotoğraf basına yayınlanmıştı. Bu hiç tercih edilmeyen, hiç verilmemesi gereken bir fotoğraftır. Zira Sırbistan'da da büyük tepkiyle karşılaşan bir fotoğraf olmuştu. Yıllar önce çekilmiş olan diğer bir fotoğraf. Yabancı ziyaretçilere ekstra önem vermemiz gerektiğini belirtmiştik. Ama gördüğünüz bu fotoğrafta İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısının Türkiye Cumhuriyeti'nin İsrail Büyükelçisine yapmış olduğu tamamen diplomatik kurallara aykırı, tamamen protokollere, kurallarına aykırı bir görüntü vermemize sebep olmuştu. Misafiri zor duruma düşürecek şekilde alçak koltukta oturtup kendi ev sahibinin yüksek koltukta oturtarak misafirin onurunu rencide edecek bir görüntü vermek istemişti. Aslında burada bir tuzak kurulmuştu. Oturma düzeni alındıktan sonra basın yayın organları içeriye davet edilerek görüntü almaları sağlanmıştı. Tabii diplomasi tarihinde, protokol kurallarında hiç olmaması gereken bir olaydı. Bunun neticesinde de İsrail Devleti Türkiye Cumhuriyeti
Cumhuriyeti Devleti'nden özür dilemek zorunda kalmıştı ve özür dilemişti. Yakın zamanda verilen farklı bir görüntü yine Lübnan'da tepkiyle karşılaşılan, tepki verilen bir görüntüydü. Çünkü bu tepki haklı bir tepkiydi. İki eşit devlet başkanı basın demeci verirken yan yana durmaları, misafirin sağda durup ev sahibinin solda durmaları gerekir. Ancak görüntülerden de gördüğünüz üzere ev sahibi devlet başkanının görüntülerden uzaklaştırılmaya, kameradan uzaklaştırılmaya çalışılması suretiyle çok büyük bir saygısızlık yapılmış oluyor. Burada verilen mesaj misafir devlet başkanının çok büyük bir devlet başkanı olduğu, iki devlet başkanının eşit seviyede olmadığını göstermeye, bunu kameralar karşısında yapmaya kalkıştılar ve böyle bir görüntü ortaya çıktı. Bu kesinlikle hiçbir devlet adamının mertebesi, ünvanı ne olursa olsun kimsenin eşiti karşısında vermemesi gereken, bu duruma düşmemesi gereken bir görüntüdür. Efendim, eğitimin bu kısmında törenlerde protokol kurallarına değinmeye çalıştık. Bir sonraki eğitimde görüşene dek hoşça kalın.